Evet, emekli koramiral Atilla Kıyat'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yani öyle bir dönemde konuşuyoruz ki Türkiye yerel seçimler öncesinde daha aday belirleme telaşı içinde bir taraftan kampanya başladı. Adaylıkları belli olanlar çalışmalara başladılar. Onun ötesinde silahlı kuvvetlerde ilginç gelişmeler oluyor. Siz de geçmişte bu olayları yaşadınız. Herkes Atilla Kıyat Deniz Kuvvetleri Komutanı oluyor derken birden rüzgar yönü değiştirdi. Beklenmeyen olaylar yaşandı. Şimdi gene benzer şeyler yaşanıyor. Hulusi Akar'la ilişkiniz, sosyal medyada Hulusi Akar'la ilgili eleştirileriniz bayağı yer tutuyor. Evet. Bir de eski askerlerden, üstelik çok yüksek rütbedeki eski askerlerden sosyal medyayı sizin kadar rahat ve özgürce kullanan başka komutan pek yok. Pek yok diyeceğim çünkü rastlamıyoruz. Ve orada yazdıklarınız da çok dikkat çekici ve çok da güzel, iyi tepkiler alıyorsunuz. Takip ediyorum çünkü aynı grupta da yazdığımız Sağ için. Sağ olun, evet. Evet, nereden başlayacağımı şaşırdım ama isterseniz şeyden başlayalım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden başlayalım. Yavaş yavaş konuları ilk en sıcak gelişme 2. Ordu Komutanı'nın görevden alınması. Evet. Biliyorsunuz alkış olayı vardı, evet. Cumhurbaşkanı evet. Alkışladığı için onore edildi, işte evet. Terfi ettirildi dendi, sonrasında birden farklı evet. bir şekilde gelişmeye evet. başladı olaylar. Siz takip edebildiniz mi? Ettim. Bütün olayları takip ettim. 2. Ordu Komutanı sizin de söylediğiniz gibi gündeme alkış olayıyla geldi. O alkış olayı bence kendisi açısından da çok şanssız bir olaydı. Çünkü bir siyasinin en yakın seçimlerde diğer siyasi rakibini eleştirdiği bir konuşmayı bir asker olarak alkışladı. Bu tabii ki uygun bir davranış değildi. Ve o zaman ben sosyal medyada Sayın Komutan'ın istifa etmesi gerektiğini... Okuyayım isterseniz. Okuyabilirsiniz. Aynen. Ben anımsıyorum. Orgeneral Sayın İsmail Metin Temel, bir siyasinin rakibini eleştirdiği bir konuşmayı alkışladığınız için istifa etmeniz gerektiğini söylemiştim. O gün istifa etmediniz. Alkışladığınız kişi sizi bugün görevden aldı. Siyasilere ve askerlere istifa diye bir müessesenin varlığını hatırlatmadığınız için bu sefer istifa edin. O gün alkış olayından dolayı en fazla üzülen kişinin siz olduğunu yazdığım gibi, bugün de en fazla üzülen kişinin siz olduğunu biliyorum. Daha fazla kendinizi bir kişinin iki dudağı arasına bırakmayın. Bu vesileyle en iyi dileklerimle yeni yılınızı kutlarım diyorsunuz. İsmail Metin Temel için yazdığınız. Evet, bu görevden mesajdı. Ayrıldıktan sonra attığım tweet veya yazdığım mesaj. Ama ilk alkış olayında da ben istifa etmesini gerektiğini söylemiştim. Fakat kendisini tanıyan, çünkü ben 20 sene önce emekli oldum. Herhalde ben emekli olduğumda Sayın Komutan genç bir kurmay yarbaydı. Kendisini tanıyan birçok aslından, onunla birlikte çalışanlardan, onun değeri, çok iyi bir asker olduğu hakkında çok güzel beslenmiş bilgiler aldım. Terörle mücadelede falan. Terörle mücadeledeki başarılarından bilgiler aldım. O zaman işte bu davranışın bir şanssızlık olduğunu ve en fazla da hakikaten bu alkış olayına kendisinin üzülmüş olabileceğini de düşündüm. O sırada benim üzüntüm bir komutanın adının siyasi bir ortamda ve seçim propagandaları esnasında bir polemik konusu olarak kullanılmasıydı. Örneğin ben Sayın Muharrem İnce'yi de eleştirdim. Ben Cumhurbaşkanı olduğum zaman senin apoletlerini sökeceğim sözleriyle gündeme geldi. Bu sefer Cumhurbaşkanı sen kim oluyorsun da onun apoletlerini söküyorsun gibi bir tartışmaya olay gitti. O zaman ben Sayın Muharrem İnce'ye de apolet sökmek çok şık bir söz değil. Şunu diyebilirdiniz en azından eğer eleştiriyorsanız komutanı. Bizim Cumhurbaşkanı olduğumuz zamanda askerler siyasileri alkışlayamayacak, siyasi seçeneklerini belli edemeyecekler
demiştim. Şimdi bugün 2. Ordu Komutanı görevden alındı. 2. Ordu Komutanı'nın görevden alınış nedenini bilmiyoruz. Çünkü açıklanmadı. İki efendim, satırlık bu, bir kararına var, söylentiler var. Fırat'ın doğusuna yapılacak işte, harekatla ilgili bir anlaşmazlık olmuş. Söylentiler var, söylentiler var. Fakat şu anda görevden alındı. Benim tekrar komutanın istifa etmesini isteyiş nedenim şuna dayanıyor. Komutan hakkında o kadar güzel bildirimler aldım ki ben, Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın tarz ve davranışlarını da biliyorum. Arada bir anlaşmazlık olduysa, haklı olan tarafın 2. Ordu Komutanı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 2. Ordu Komutanı, örneğin 1990 yılında Necip Torumtay'ın yaptığı gibi istifa ederse, siyasilere de, ya bir dakika, biz de istediğiniz gibi oynayamazsınız. Dolayısıyla burada bir istifa diye müessese var. Bu yıldızları bırakmak çok zor bir şey değil. Çünkü bu yıldızların önemi sayısından kaynaklanmıyor. İtibarla taşınmasından kaynaklanıyor. Diyerek istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, tabii ki Sayın Komutan'ın şahsi tercihidir. Ama eski bir asker olarak ben bu müessesenin siyasilere hatırlatılması, ki siyasilerde hiç böyle bir gelenek yok, hiçbir şeyden sorumlu olmazlar, hiçbir şey onların koltuklarını bıraktıramaz. Ama bir komutanın onlara bu dersi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde böyle bir istifa olmaz ise, sanki görevden alınış nedeninde kendisinin bir kabahati, taksiri varmış gibi, bunu kabullenip köşesine çekilmiş gibi görünür. Bu da bu derece değerli komutan için beni üzer. Üzer. Sizin geçmişte siz de benzer bir olay yaşadınız. Benzer demeyelim, daha farklı bir olay yaşadınız. Deniz Oramiralliğiniz ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınız bekleniyordu ve herkes bunu öyle düşünüyordu. Hatta size sanıyorum bu iletilmişti bile. Ama son anda bir değişiklik oldu. Bu bana iletilmedi. Yani iletilmedi derken koramiralsiniz, o sene terfi sıranız. Tabii ki bazı şeyler ihsas ettirilir. Ama şöyle söyleyeyim. Bence bu değişiklik son anda olmadı. Yani neticede orgeneral ve oramirallerden oluşmuş bir şura var. Şimdi artık öyle bir şura yok. Siyasiler artık, de vardı artık, o şurada. Artık öyle bir şura evet. Yok şimdi. O zaman sadece Başbakan'la Savunma Bakanı vardı. Ve bence o şura gayet de iyi işliyordu. Tabii ki komutanların, birlikte çalışacakları komutanları seçme haklarına ben her zaman saygı göstermişimdir. O sırada Bülent Akkaya amiralimle birlikte ikimiz de sıradaydık ve Bülent Akkaya amiralim terfi ettirildi. Dolayısıyla ben terfimin altında herhangi bir neden hiçbir zaman aramadım. Bunu büyük bir olgunlukla kabul ettim. Bülent Akkaya'yı ilk tebrik eden kişi bendim. Demek ki komutanlar onunla çalışmayı uygun gördüler ve onunla çalıştılar. O bakımdan terfimle ilgili herhangi bir spekülasyon, tabii ki çok şeyler söylendi, çok şeyler dile getirildi. Ama inanın benim herhangi bir burukluğum, kırıklığım yok silahlı kuvvetlere karşı. Peki sonrasında Ergenekon süreci biliyorsunuz geldi. Ergenekon süreci içinde daha sonra gene gerek kamuoyunda yaptığınız açıklamalar gerekse sosyal medya paylaşımlarınız pek çok komutan hakkında saygı duymadığınızı açıkladığınız evet, beyanlarınız var. Evet. Çünkü şöyle benim teşekkür ederim bugün beni yayına çağırdınız. Herhalde acemilik göstermiyorumdur. Çünkü son yayına çıkış tarihim 26 Eylül 2012 Enver Aysever'le Aykırı Sorular programı. O programda uzun uzun. Esasında ben Balyoz ve Ergenekon davaları sırasında hemen hemen, herhalde o zaman reytingim fazlaydı, şimdi düştü.
O zaman hemen hemen her kanalın davetlisi olarak her gece bir yerde arkadaşlarımı savunmakla meşguldüm. Hatta adamın Atilla Kıyat olduğundan emin olduğum kadar bu arkadaşların suçsuz olduğundan ve bir komploya kurban gittiklerinden de eminim lafını da defalarca söyledim. Ve o sırada bazı komutanlara saygı duymadığımı da Enver Aysever ismen saydıkça söyledim. Şimdi biraz evvel dedim ya, insanın, bir askerin itibarı omuzlarında taşıdığı yıldız sayısıyla değil, o yıldızları itibarla taşımasıyla ölçülür. Maalesef komutanlar o zaman, ki yıllar sonra bu bir komplo oldu dendi, komutanlar o zaman personellerine sahip çıkmadı. Çok acı olaylar yaşadık. Mesela bir denizaltı gemisi tatbikattan döndü. Gölcük'te iskeleye yanaştı. İskeleye yanaşır yanaşmaz savcı ve polisler gemiye girdi. Daha köprü üstünde manevra yerinde olan komutanı aldı götürdü. Şimdi bir donanma komutanı, kendisine bağlı bir üssün içinde böyle bir davranışa müsaade etmemeliydi. O bakımdan sahip çıkmadı. Yani o zamanın komutanları personeline sahip çıkabilseydi, o zaman belki de arkadaşlarımızın suçsuz olduğu anlaşılması için seneler geçmeyecekti. Ben 2010 yılında veya 2011 yılında masumiyetinize inanıyoruz diye Beşiktaş'ta Barbaros Anıtı'na çelenk koydum. Bir 4 Nisan günü. Ama mahkemelerin arkadaşlarımın masumiyetine inanması 5 yıl vakit aldı. O bakımdan o sırada komuta kademesinde olan ve bu arkadaşlara sahip çıkmayan komutanlara, bir kısmı küçüğüm de, bir kısmı büyüğüm. Başta Sayın Özel olmak üzere. Evet. Tabii ki, bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bazı ananeler vardır. Sayın Özel dediğiniz aklıma geldi. İki değişiklik yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını Genelkurmay Başkanı değil, Başkomutanımız Cumhurbaşkanı'dır deyip Cumhurbaşkanı'nın yapmasını. Diğer bir konu, askeri şurada başbakanlarla Genelkurmay Başkanı yan yana otururdu. Hayır, başbakan otursun dedi, kendisi kenara çekildi. Şimdi askeri şura kurulduğundan beri ülkenin bütün başbakanları Genelkurmay Başkanlarını yanına alarak söylediler. Bu hiçbir zaman bir başbakanın emrinde olmadığını Genelkurmay Başkanı'nın göstermez. Veya Genelkurmay Başkanı'nın başbakanla birlikte olduğunu göstermez. Ama inanın, orada verilen mesaj şudur masanın etrafında oturanlara. Bak, yanımda oturanı ben seçerim. Ama sizlerin hakkında da karar verecek kişi işte bu Genelkurmay Başkanı'dır. Asker bu mesajı almalıdır. Terfinin, tayininin, komutanın elinde olduğunu bilmelidir. Çünkü birlikte savaşa gideceği kişi odur. Bu gelenek, bu anane maalesef öldürüldü ve şu anda birçok asker terfilerinin, komutanlarının elinde değil, siyasilerin elinde olduğunun bilinci içinde görev yapmak mecburiyetinde kaldı. Tabii şimdi çok şey değişti. Yani artık Yüksek Askeri Şura'nın da çok fazla bir önemi kalmadı. Evet. Yani bu silahlı kuvvetlerdeki bu şeyin hiyerarşi açısından bir zafiyet yaratıyor mu? Şöyle bir sıkıntı bence yaratıyor. Ben 2016 yılı galiba 29 veya 30 Temmuz'unda bir kanal tarafından davet aldım. Öğlen kuşağı bir haberlerine buyurun dediler. 31 Temmuz günü de bir kanun hükmünde kararnameyle silahlı kuvvetlerin komuta yapısı alt üst edildi. Daha doğrusu iskeleti alt üst edildi. Neydi bu kanun hükmünde kararname? Askeri okullar kapatılıyordu. Kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanı'nın emrinden alıp direkt olarak Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanıyordu. Milli Savunma Üniversitesi diye bir şey kurulup harp okulları bağlı oldukları, subay yetiştirmekten sorumlu oldukları kuvvetlerin emrinden alınıp bir sivil rektörün emrine veriliyordu. Pazar günü bu kararname çıkınca, pazartesi günü yayına çıkacağımdan son derece mutlu oldum. Ve bu kararnamenin yanlışlığını haykırmak istedim.
Çünkü Genelkurmay Başkanı bu kararnamenin yanlışlığını haykıramamıştı. Haykırmak istedim. Fakat sabahleyin bir telefonla, vallahi yayın akışımızda değişiklik oldu, fazla canlı yayına bağlanacağız, bugün size alamayacağız dediler. Ben de bir tek şey rica ettim haberleri sunan kişiden. Dedim bakın, ben 3 gündür sosyal medyada duyuruyorum. Şimdi ben bugün canlı yayına çıkmazsam, herkes zanneder ki bu kararnameden dolayı ben de ürktüm. Evet. Ve onun için çıkmadım derler. O bakımdan sizden ricam, program biterken deyin ki Sayın Atilla Kıyat, yani o diyecek, ben kendime sayın demiyorum. Sayın Atilla Kıyat canlı yayın konuğumuzdu ama yayın akışımızdaki bir değişiklikten dolayı kendisini misafir edemedik. Efendim dedi ve bunu dediği için başına gelmedik iş kalmadı. Bir hafta 10 gün sonra da tesadüftür herhalde, benimle ilgili değildir, işinden oldu. Yani maalesef böyle bir ortamdayız ve dediğim gibi işte en son Enver Aysever'le çıktım. Ondan sonra da siz beni çağırdınız. Yani sakın şey kervanına, var mı, yok mu? İşinden olanlar kervanına katılmayın lütfen, tamam mı? Biz burada son derece özgür yayıncılık yapıyoruz. Gerçekten son derece özgür yayıncılık yapıyoruz ve her şeyi rahatlıkla konuşabiliyoruz. O açıdan biliyorum. İş güvencemiz sağlam. Ama dediğim gibi bizim durumumuz sağlam ama ordudaki komutanların durumu sağlam değil. Orada komutanların durumu sağlam değil derken tabii ki tamamına da haksızlık etmemek. Hayır, şöyle bir şey. Siyasilerin bir KHK, bir komutanın görevden alınması, görev yerinin değişmesi ya da başka bir şey için son derece önemli. Yani... Şimdi liyakat esasına tabii, göre değil. Genç komutanlar var. Genç komutanlar var. Benim gurur duyduğum komutanlar var. Örneğin herhalde iyice yaşlanmışım ki benim harp okulundan mezun ettiğim öğrenciler bugün tuamiral, tümamiral rütbesindeler. Tanıdığım, sevdiğim, güvendiğim arkadaşlar. Tabii ki bir mücadelenin içindeler. Özellikle Deniz Kuvvetleri için söylüyorum. Çünkü Balyoz ve Ergenekon davalarının hedefinde silahlı kuvvetler vardı ama o bir hedef tahtasıysa tam 12'de Deniz Kuvvetleri vardı. En fazla maalesef bu konudan etkilenen menfi yönde Deniz Kuvvetleri'ydi. Muhakkak ki arkadaşlar büyük bir çaba gösteriyorlar. Ama ben Sayın Hulusi Akar, ki Genelkurmay Başkanı iken Türkiye Cumhuriyeti tarihinin biz en kara gününü yaşadık. Yani 15 Temmuz'u. Bence bir bayramdan ziyade bir kara gün olarak hatırlarsak 15 Temmuz'u bundan çok daha iyi dersler çıkarabiliriz. Kendi deyimiyle boğazı sıkıldı. Kendi deyimiyle kafasına silah dayandı. Emrinde çalışanlar tarafından esir edildi. İstifa etmedi kendisi. O zaman demiştiniz ki siz, yazıklar olsun, 16 Temmuz 2016 sabahı istifa etmemenin diyetini ödüyorsun diyorsunuz Hulusi Akar'a ve sen diye hitap ediyorsunuz. O tanışıklığınız... Onu da söylerim. İstifa etmedi ve bu mesajın sonunda şunu da söylemiştim. Bakın, emrinizdekilere karşı ve emrinde olduklarınıza karşı, yani hükümete karşı da, emrinizdeki askerlere karşı da mahcup duruma düşmüş olmanız gerekir. Çünkü siz Genelkurmay Başkanı iken bu kara günü yaşadı ve siz esir alındınız böyle bir... Yani deyim yerindeyse derdest edildi. Maalesef gecede. Dolayısıyla bu mahcubiyetiniz size hükümetin silahlı kuvvetlerle ilgili tasarruflarında inanmadıklarınız olsa dahi karşı çıkamayacak hale getirir bu mahcubiyetiniz size. O bakımdan istifa edin dedim. İnsanız hepimiz. Etmediler ve biraz evvel söylediğim işte o kanun hükmünde kararnameyle gelen bütün değişikliklere,
askeri liselerin kapatılmasına, harp okullarının kuvvet komutanlarının emrinden alınıp bir sivil rektörün emrine, ki dünyanın hiçbir ülkesinde örneği yok, verilmesine karşı çıkamadılar. Ha niye sen dedim. Kendisini albaylığından beri tanırım. Kendisi karacı, ben denizciyim. Emrimde çalışmadı. Ama ben Brüksel'de 3 yıl görev yaptığım zaman bugün maalesef benim saygı duyduğum, maalesef diyorum 28 Şubat davasının bir nolu sanığı olarak gösterilen İsmail Hakkı Karadayı komutanımın özel sekreteriydi kurmay albay rütbesiyle. Brüksel'e NATO toplantılarına geldikleri zaman da evimde kalırlardı. O zamandan Akar'ı tanıyorum. Daha doğrusu tanıdığımı zannetmişim, tanışmışız meğerse. Ve yıllar boyu kendisiyle herhangi bir temasım olmadı. Bayramlarda tebrikleşmek, terfilerini kutlamanın dışında. Ama 2010 veya 11 yılında kendisi 3. kolordu komutanıyken bu Balyoz ve Ergenekon davaları olunca benim çok değerli, emrimde çalışan, hatta harp akademilerinden öğrencim olan amiraller, generaller hapse konulunca Hastal'a giden ilk ziyaretçilerden biriydim. Ve Hastal hapishanesinin şartları beni son derece üzmüştü. Hastal hapishanesi de Hulusi Akar'ın emrindeydi. O zaman kendisinden randevu aldım. Yani en son 1998'de gördükten 12 sene sonra. Gittim ve durumu anlattım. İlgiyi de yani karşıladı. Alakadar olacağını söyledi. Hapishanelerin maalesef işte esrar keşler, asker kaçakları için hazırlandığını, hiç kimsenin aklına amiral generallerin bir gün burada ya da gelmediğini ve o şartları düzelteceğini söyledi. Bir daha da kendisiyle bir temasımız olmadı. Ha bir de şunu söyledi. Dedi ki, televizyonlarda sizi takip ediyoruz. Gençlerle geçen akşam bir masada yemekteydik. Siz çok güzel anlattınız bunun bir plan tatbikatı olduğunu, darbe olmadığını. Bir anda masada alkış koptu. Dediler kendileri bana. Ve ben de genelkurmaya telefon açtım. Oradaki arkadaşlarıma dedim ki, Atilla Kıyat komutanımız, bakın hem medyayı biliyor hem silahlı kuvvetleri. Her hafta basın toplantısı yapıyor bir general çıkıp. Atilla Kıyat komutanımız tabii ki çıkmasın silahlı kuvvetler adına ama bu generalimizle teşriki mesaide bulunsun dedim. Komutanım maalesef olmadı dedi. Ona sağ ol kardeşim dedim ayrıldım. Budur yani tanışıklığımız evet. Ve konuşmamız. Ama dediğim gibi... O son görüşmeniz miydi? O son görüşmemdi. Peki Atilla şey Hulusi Akar'ı 16 Temmuz sabahına göre mi değerlendiriyorsunuz? Yoksa daha öncesinde de? Daha öncesinde tabii yani ki... O görüşmenizden sonra tabii koğuşlardaki durum ne oldu, ne etti bilmiyoruz ama... Arkadaşlar onu, o koğuşlarda yatan arkadaşlar hem anlattılar hem kitaplarında yazdılar. Son Savunma Bakanı ile... Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel evet. Arasında geçen tartışmadan sonra gene asker arkadaşlar o konuyla ilgili görüşlerini söylediler. 16 Temmuz'la birlikte bir de Hulusi Akar hakkındaki bir soru bende. Emrinde çok yetenekli 3. Kolordu bölgesinde generaller, kurmay albaylar falan olmasına rağmen bugün FETÖ'cü olarak suçlanan ve yanılmıyorsam da kaçak, tam bilmiyorum, belki de yakalandı. Bir kurmay binbaşıyı bu davanın bilirkişisi olarak, yani ne deneyimi müsaitti bu arkadaşımızın? O zaman şunu düşünüyorum, Sayın Akar emrinde çalışan binbaşının da ne olduğunun farkına varamamış. Böyle düşünüyorum. Sonra da Genelkurmay Başkanı olunca da işte bu hain darbeyi, yapanların ve daha doğrusu hain darbe girişiminde bulunanların da tanımadığını düşündüm. Ve üzüldüm, üzüldüm. Yani 16 Temmuz evet. Sabahı istifa etseydi Hulusi Akar hakkında sadece kutlamaktan öteye bir tek kelime etmezdim evet. Hiçbir yerde.
Peki şu gelişmeler ışığında değerlendirme yaparsak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir zafiyet var mı? Bu işte bu terfilerde olsun, işleyişte olsun. Çünkü bu işte paralı askerlik şu bu falan hepsini düşündüğümüz zaman ben mesela trende bir genç yanımda oturuyordu. Üniversiteyi bitirmiş, iş bulamamış. Ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun dedim. Özel kuvvetlere başvurdum dedi. Sınavı kazandım, mülakata gidiyorum dedi. Peki ne bekliyorsun dedim. Valla dedi 7500 lira maaş veriyorlarmış dedi Güneydoğu'da dedi. Hele dedi bak Afrin harekatı sırası dedi sanıyorum. Harekata katılanlar sanıyorum maaşları 14 bin lira falan olmuş dedi. Valla ben dedi bir 3 sene, 4 sene falan çalışsam dedi bir sermaye yaparım. Şimdi o hale geldi askerlik görevi. Bu hani atanamayan öğretmenler, ne bileyim iş bulamayan üniversite mezunu gençler. Efendim iş bulamayan gençlerimiz, atanamayan öğretmenlerimiz birinci öncelikle polis yani emniyet mensubu olmayı tercih ediyorlar. İkinci öncelikle de tabii ki askerliğini yapmış olanlar uzmanlık. Özel harekat derken onlar tabii ki emniyet özel harekat birimlerine girmişlerdir. Savaş bölgelerinde ve olağanüstü hal bölgelerindeki kişilerin daha fazla maaş alması yeni bir kural değildir. Eskiden de, yani örneğin ben üniformalıyken de olağanüstü hal ilanı vardı Güneydoğu'da. Orada görev yapan arkadaşlar olağanüstü hal tazminatı alırlardı. Çünkü bölgenin durumundan dolayı hiç kimse ailesini oraya götüremezdi. Şey gibi göründü bana, yani çaresizliğin bir yerde geçinememek ve çaresizlikten dolayı gidişler oluyor. Ama şunun altını çizelim. Şimdi Silahlı Kuvvetler tabii ki çok büyük bir darbe aldı Ergenekon ve Balyoz davalarıyla. Ve Silahlı Kuvvetler son kanun hükmündeki kararnameyle de bence bir darbe aldı. Parça daha yıpratıldı. Ama şunun da altını çizmek lazım, tekrar söylüyorum. Şu anda Silahlı Kuvvetler Orta Doğu'da hemen hemen her yerde harekat yapıyor. Tabii ki hepimizin arzusu o arkadaşların mümkün olduğu kadar az zayiatla orada başarılı olmaları konusunda hepimizin arzusu, isteği, duası ne denirse desin budur. Dolayısıyla orada bir harekat varken Genelkurmay Başkanı eleştirilir mi, kuvvet komutanı eleştirilir mi filan gibi bir suali ben doğru bulmuyorum. Tabii ki orada başarılı olmaları için duacıyız ama yanlışları için de eleştirmek durumundayız. Bir 15 Temmuz'dan bahsettim, bir de Orta Doğu'daki harekattan bahsettim. Şimdi bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Orta Doğu'nun hemen hemen her yerinde olmasının nedenleriyle, daha doğrusu nedenlerinin ve Türkiye'yi 15 Temmuz'a götüren günlerin nedenlerinin sorumluluğunu almadan bu her iki olayın başarısını yüklenip seçim malzemesi olarak kullanmaya da hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Olmaması gerekir. Olmaması gerekir diye düşünüyorum. Derken bir seçime de gidiyoruz şu aralarda. Şöyle de bir şey var. Siz o dönem tartışılmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'la bir buluşmanız vardı. İki defa. Bir yemek yediniz. Bu vesayet konusunu falan konuşulduğu söylenir o zaman bu yemekte. Vesayet konusu değil. Yani bir kere yemek yedik, bir kere de bir kahvaltıda birlikte olduk. Davet mi edildiniz? Davet edildim. Birisinde bir emekli mühendis Denizci Binbaşı tarafından, diğerinde de Sayın Cemil Çiçek tarafından davet edildim. Her ikisi de Cumhurbaşkanı. Henüz siyasete girmeden, siyasi yasaklıyken oldu ve 2002 seçimlerinden önce oldu. Birincisi Hidiv kasrındaydı. Hemen hemen bütün konuşma, çünkü yanımızda 5 kişi daha vardı. Evet. İkincisinde baş başaydık. Hemen hemen bütün konuşma basında yer aldı. Basında yer aldı, kitaplarda yer aldı. Kelimesi kelimesine aldığı için hiçbir itirazım da olmadı. Yani çarpıtılmadan hakikaten ne konuşulduysa orada yer aldı. Ama ikincisi baş başaydı. Dolayısıyla o baş başa konuşmada
aramızda geçenleri tabii ki etik bulmam kendisinin izni olmadıkça diyeyim açıklamayı. Ama aldığım intiba şuydu. Ben o sıralarda çok televizyonlara çıkıyorum. Rahmetli İsa Kalaton'la Ne Yapmalı programını yapıyorum. Kamuoyunda da galiba şöyle bir şey vardı. Sanki ben televizyonlarda Genelkurmay'ın sesiydim. Orada söylediklerim konusunda Genelkurmay'la danışıyor. Halbuki değil. Katiyen hiç kimsenin sesi değildim. Sadece kendi sesimdi. Cumhurbaşkanı da herhalde beni öyle zannettiği için Genelkurmay'la kendisi arasında bir köprü olarak yani bakın biz Milli Görüş Hareketi'nden ayrıldık. Böyle irticayı falan getirecek kişiler değiliz. Biz çok değiştik. Bizden korkulmasın mesajlarını gibi vermemi ister gibi bir şey de gördüm kendilerini. Tabii ki ben o konuşmayı Genelkurmay'a da anlatmadım. Aramızda bir teklif bunu geldi mi size? Hayır. Katiyen yani hiçbir teklif kendilerinden gelmedi. Ama enteresandır. O senelerde ben televizyonlarda çok sık görüldüğüm, bir de üstüne üstlük bir de Fenerbahçe yöneticisi olduğum için herhalde biraz popüleritemi yüksek gördüler. Ama enteresan olanı şu, bütün partilerden teklif aldım. Şimdi bir insan görüşleri belli, söyledikleri belli. Yani şimdi bugün burada bunları konuştuktan sonra yarın sabah beni AKP arayıp da beni aday ister mi? İstemez yani. İstememesi de lazım. Herkesin istemesi o zaman ister istemez şunu söylüyorsunuz. Yanımıza alırsak hiç olmazsa bize eleştirmesinden kurtuluruz. Popülaritesinden istifade edersek de 2-3 puan seçim neticesini yukarı çekerdi. Çekeriz. Ama ben tabii ki askerliği bıraktığım günden itibaren siyasete katılmayı hiç düşünmedim. Hatta eleştiriler yapıldı. Fenerbahçe yöneticiliğini siyasete atlamak için kullandığım, efendim televizyon programlarını siyasete atlamak için kullandığım. Siyasete daveti okuyorsunuz. Aynı sayfanın arkadaşlarıyız. Daha çok sayfa takipçilerinden alıyorum. Ve kendilerine de söylüyorum. Ben 77 yaşındayım. Bundan sonraki seçimler 2023 yılında. 2023 yılında ben Allah kısmet ederse herhalde 81 yaşında mı olacağım? Yani 2019-2020 herhalde öyle olacağım. Evet. Allah ömür verirse. Dolayısıyla bırakın şu gençler bu siyaseti yapsın diyorum. Peki seçimleri nasıl izliyorsunuz? Vallahi seçimleri şöyle düşünüyorum bakın. Bir kere bu seçimlerin dönüp dolaşıp Türkiye'nin bekası noktasına getirilmesinden son derece rahatsızım. Türkiye'nin bekası bir mahalli seçim sonucuna dayandırılacak kadar ucuzlatılamaz. Ucuzlatılamaz. Ama maalesef benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen liderlerden biz gidersek Türkiye'de yok olur diyen liderlere geldik. Liderlere geldik. Bu bizim için çok üzücü. O bakımdan yani ben sesimi ne kadar duyururum bilmiyorum ama seçmen katiyen oyunu verirken herhangi bir beka sorunu olur olmaz gibi bir şey düşünmesin. Türkiye'nin bekası bu kadar ucuz değildir. O, kime inanıyorsa, nasıl inanıyorsa, kim kendisine hizmet götürecekse bunun bir yerel seçim olduğu bilinci içinde oyunu kullanmalıdır. Ama bir şansı daha olduğunu düşünmelidir. Çünkü bu seçimler diyorlar ya biz gidersek Türkiye'nin bekası da tehlikeye girer. Şimdi bu laf söylendiği zaman ister istemez bizlere de şöyle bir düşünme hakkı tanıyorlar. Ya galiba dert Türkiye'nin bekası değil, sizin bekanız diye gibi düşünmemiz gibi ister istemez akla geliyor. Dolayısıyla seçmenin de aklına bu gelebilir. Ve eğer maalesef benim de içinde bulunduğum seçmeni olduğum daha doğrusu millet cephesine illet cephesi, zillet cephesi diyerek her gün beni aşağılayanlar bu seçimlerden başarılı çıkmadığı takdirde genel seçimleri erkene alabilirler. O bakımdan millet cephesi tarafında olanlar veya
ben onların cephesine herhangi bir kötü şeyde bulunmayayım. Cumhur İttifakı'nda olanlar da lütfen bu söylediklerimi düşünerek ve vicdanlarıyla baş başa kalarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu da dikkate alarak oylarını sandığa atsınlar. Ama bu, ve muhakkak da sandığa gitsinler. Kesinlikle. Bu öyle bir şey ki her seçimde kullanıldı bu argüman. Evet. Yani resmen bölücülük yapıldı seçim kampanyalarında. İşte bu beka sorunu hep gündeme getirildi. Bir de şu andaki ekonomik sıkıntıların, zamların, şunların, bunların unutturup başka bir tarafa olayı taşıma gibi bir çaba da var tabii o şeylerin şimdi, içinde. Şimdi Millet Cephesi adaylarının bence bu oyuna gelmemesi lazım. Evet. Devamlı gündem belirleyerek insanımızı hakiki gündemden uzaklaştırmak Cumhur İttifakı'nın seçim kazanma taktiği haline geldi. Doğru. Dolayısıyla Türkiye gündeminde esas sorunların ne olduğunun bilinci içinde bu sorunları nasıl çözeceklerine dair projelerini anlatsınlar. Hiç muhatap kabul edip onlarla bir savaş haline, bu bir söz savaşı da olsa savaş haline gelmesinler. Çünkü inanın onların karşılıklı bu düellosu, bu gerginliği eğer ölçeği birse yukarıdan aşağıya en alttaki sade vatandaşa 10 ölçüsünde yansıyor. Herkes gergin, herkes sinirli, herkes birbirine bendensin, benden değilsin gibi kafalarda bölünmüş bir Türkiye. Yıllar önce işte bana demişlerdi ki Türkiye'nin bölünme riski var. Ben de demiştim ki hiç kimsenin gücü yetmez, hala da diyorum Türkiye'den gelip bir toprak parçası alarak bölmeye. Ama şuna güçleri yeter, Türkiye'yi kafalarda bölmeye. Maalesef bu oldu. Bugün geldiğimiz durumda bu. Bu oldu maalesef. Doğru. Peki bu seçim... Den sonra ilk 2023'e kadar seçim yok. Seçim yok. Yani böyle baktığımız zaman, hani hep ben daha önceki konuklarımla da konuşurken söylüyorum, hatırlatıyorum. Hep seçmene şöyle sunuluyor. Köprüden önceki son çıkış deniyor. Öyle görüyor musunuz bu seçimleri? Şimdi köprüden önce son çıkış diyenler seçmene, esasında köprüden önceki son çıkıştan seçmeni çıkarabilmek için gerekli mesajları vermek ve gerekli olan her şeyi yapmak durumundadırlar. Yoksa kendileri herhangi bir şekilde bizim arzu ettiğimiz bir çabayı göstermeden dönüp dolaşıp gene bize hadi bakalım Türkiye'yi köprüden önceki son çıkıştan çıkarın demesinler. Önümüze geçsinler, doğruları bize anlatsınlar, cesur olsunlar. Cesur olsunlar ondan sonra. Çünkü zaman cesur olma zamanı. Kesinlikle. Cesur olma zamanı. Köprüden önce son çıkış derken bu bir korkunun da ifadesi. Zaten korku varsa cesaret olur. Eğer korku yoksa, her şey süt limansa, ben cesurum diye ortaya çıkmakta herhangi evet, bir... Peki hep bir vesayet şeyiyle geldi AKP. Vesayet söylemiyle geldi. Askeri vesayetten bahsetti. Askeri vesayet bitti. Şu anda bir vesayet var mı Türkiye'de? Efendim şu anda tabii herkesin telaffuz ettiği gibi bir sivil vesayet olduğu konusunda ben de hemfikirim bunu beyan edenlerle. Çünkü bunun yansımalarını her alanda görüyoruz. Yani medyada görüyoruz, yargıda görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Atilla Kıyat burada iki tane laf ediyor. Yargı Atilla Kıyat'a bir şey yapmıyor. Ama Cumhurbaşkanımız bu konuşmalarımı beğenmezse diyebiliyor ki çıkmış birisi bak orada neler söylüyor. Bunun hesabını mahkemede vereceksin diyor. Hemen savcı ertesi gün Atilla Kıyat'ın yakasına yapışıyor. Dolayısıyla yani anayasamıza göre efendim laik, sosyal, demokrat, hukuk devletiyiz ama inanın bu dört özelliği de hemen hemen kaybetmiş durumdayız. Yani anayasada kalmış. Ne tam laikiz diyebiliyoruz, ne demokratız diyebiliyoruz, ne hukuk devletiyiz diyebiliyoruz, ne de sosyal devletiz diyebiliyoruz. Ne de bağımsız basın var diyebiliyoruz. Bağımsız olmaya çalışan
ve onu da bağımsız yapmamaya çalışan, yani bağımsız olmaya çalışan basınla onun bağımsızlığına son vermeye çalışan da bir yönetim var. Peki o zaman sözün sonunda süremiz bitmek üzere. Fenerbahçe'ye de sözü getirelim. Telefonda ilginç bir şey söylediniz bana. Fenerbahçe'de işler kötü gidiyor ama iyi insanlar da başarılı olmalı. İyi insanlar kazanmalı ki örnek oluştursun dediniz. Ali Koç'u kastettiniz. Tabii ki. Şimdi Fenerbahçe Türkiye'nin aynası. Fenerbahçe yani Türkiye ne kadar kötüyse Fenerbahçe'de o kadar kötü oluyor. Ben Sayın Ali Koç'u kongreden önce çok destekledim. Şu anda da destekliyorum. Onu desteklemem, onu eleştirme hakkımı kullanmama mani değil. Ben 20 Ağustos'ta bir tweet attım. Daha henüz iki maç oynanmıştı. Dedim ki, Muharrem İnce siyasette yarattığı heyecanı nasıl öldürdüyse, Ali Koç da, Sayın Koç da Fenerbahçe'de yaratılan heyecanı öldürmek üzere dedim. 3,5 sene AS Başkanlık ve Basın Sözcülüğü yapmış olmama rağmen, bazı arkadaşlar bu eleştiriyi yaptığım için beni eleştirdiler. Dur bakalım daha ikinci haftada ne bu dediler. Ben de alınan sonuçlarla ilgili değil, hissettiğimi yazıyorum dedim. İşte ilk yarı bitti. Sondan ikinciyiz. Şimdi Sayın Ali Koç 6 yıl yöneticilik yaptı. Dolayısıyla nasıl bir Fenerbahçe'yi aldığını biliyordu tahmin ederim. Çünkü kongreden önce de bir yıllık bir hazırlığı olduğunu başkanlık için, her şeyi bildiğini, buna göre bir kadro oluşturacağını, teknik direktör olarak bunların hepsini söyledi Sayın Ali Koç. Tabii ki aldığı zaman kendi yöneticiliğini bırakmasıyla tekrar başkan olması arasında geçen sürede de kulüpte birçok şeyler, menfi şeyler olabilir ve bundan da haberdar i̇şte olmamış. Bu borçların... Tabii yani 10 yıllık sponsorluk anlaşmalarının bir yılda hemen kullanılmış olması filan gibi sorunlarla karşılaşabilir. Ama bakın galiba 1 milyar 200 milyon dolar mı ne telaffuz ediliyor bir borç. Ve ki bu tüm kulüplerimizde var. Bütün kulüplerde bu borç var. Bütün şey hariç, Başakşehir hariç, onun sponsorları sıkı olduğu için. Ben onunla ilgili bir hazırlık yaptım yarın onu. Evet, ondan sonra. Şimdi Ali Koç'tan bizim beklentimiz şuydu. Hakikaten destekledik. Ali Koç'u sadece Fenerbahçe başarılı olsun diye desteklemedik. Türk sporu başarılı olsun diye destekledik. Hatta iyi insanların, Ali Koç kalitesindeki insanların siyasi hayata da yön vermesi, yani böyle bir başarının siyasi hayata da yansıyabileceğini düşünerek destekledik. Belki de bu açıdan beklenti çıtamızı yukarıda tuttuk. Ama Fenerbahçe'nin borçları yönetim kuruluna sadece maliyecileri çoğunlukla alarak kapatılmaz. Borçların kapatılması için başarıların da birlikte gelmesi lazım. Forma değeriniz var, reklam değeriniz var, sponsor bulma, bunların hepsi başarıya endeksli şeyler. O bakımdan mesela ben geldiğinde Komoli'yi değil de, çünkü ben Komoli'yi bu işin içinde olan birisi olarak Google'a sordum kim bu adam diye. Komoli'yi değil de, ne bileyim ses getirecek bir, ya Aykut'la devam etseydi ya ses getirecek bir teknik direktör. Ama hiçbir zaman, ben her zaman karşıyım, yöneticiliğimde de karşıyım. Yani bir teknik direktör olacak, bir de efendim sportif şubeden sorumlu bir, hayır, kulüp iki başlı olur. Ve bir başarısızlık yaşandığı zaman birbirlerine atarlar bu kabahati. Evet. O bakımdan beklerdim, iyi bir isim, biraz paraya kıyıp bir iki transferle heyecanı bir anda ayağa kaldırmak. Peki umarım bu yapılanlardan heyecanınız artacak mı? Görüyorsunuz, takip ediyorsunuz yeni transferleri falan. Bir de güveniniz devam ediyor mu? Görevim devam etmiyor. Güveniniz. Güvenim devam ediyor. Güvenim devam ediyor. Ama ben Ali Bey'in yerinde olsaydım yeni bir kongreye giderdim. Kazanır, kesin kazanır. Yeni bir kongreye giderdim. Güven tazelerdim. Benim gibi güvenenlerle birlikte. Şu anda tabii ki çok ciddi transferler yapmak da mümkün değil. Satın alma hakkı bizde olan bir iki büyük isimle kiralama sözleşmeleri yapardım.
UEFA kurallarının tabii ki müsaade i̇şte ettiği nispetle. O da çok büyük bir engel. Tabii UEFA belki kiralamaya engel değildir. Yani Galatasaray ile Fenerbahçe, hem Galatasaray hem Fenerbahçe o sorunu yaşıyor. Yaşıyoruz. Belki kiralamaya engel değildir o kurallar. Bu sırada ligler bitinceye kadar da mali durumu da biraz düzeltebilirsek, ondan sonra satın alma opsiyonlu olarak bu oyuncuları alabiliriz diye ben düşünüyorum. Ben Galatasaraylıyım. Kızım Fenerbahçeli. Hem onun üzülmesini istemiyorum. Hem de Galatasaray'ın Fenerbahçe olmadan büyük bir başarı kazanması mümkün değil. Fenerbahçe'nin de Galatasaray olmadan büyük bir başarı kazanması mümkün değil. Çünkü başarıları birbirine endeksli. O yüzden ikisinin öyle bir korkunuz olmasın, biz güçlü olacağız. Olmaları gerekiyor. İkisinin de güçlü olmaları gerekiyor. Öyle bir endişeniz olmasın, biz olacağız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Söyledikleriniz için ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Keyifli bir program. Evet, Atilla Kayat'la birlikteydik. Emekli Koramiral, siyaseti konuştuk. En son Fenerbahçe'ye geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde konuştuktan sonra. Umutlu, Fenerbahçe'den umutlu. Biz de Galatasaray'dan umutluyuz. Güzel bir ikinci devre bekliyoruz. İyi tatiller, yarın tekrar görüşmek üzere.